Merhaba değerli dostlar. Mesleki İngilizce dersleri kapsamında bugün fen eğitimdeki teorik bir konunun İngilizce'de okunuşuna bakacağız. English Pronunciation of a Theoretical Topic in Science Education. Öncelikli olarak İngilizce kısmı okuyacağız. Ardından Türkçe kısmı okuyacağız. İki tane konumuz var. Birisi maddenin tanecik yapısı ile ilgili, biri de kimyanın günlük yaşamdaki kullanımı ile ilgili değerli dostlar. Dolayısıyla önce maddenin tanecik yapısı ile ilgili maddenin tanecik yapısı yani atomlarla ilgili kısmı okuyalım sevgili dostlarım. Bu arada altta da bu iki kısmı aldığımız kaynakçılarımız görülmektedir. Bunu da sizlere göstermiş olalım değerli dostlarım. Evet. Birincisinin atomun tanecik yapısıyla maddenin tanecik yapısıyla ilgili olduğunu söylemiştim. The particles that make up atoms are protons, electrons and neutrons. The nucleus, center of the atom, is the field of motion of protons positively charged and neutrons uncharged. On the other hand, electrons move in areas far away from this field of motion. The diameter of an atom is determined by the motion areas of the electrons. In other words, the farther away electrons are from protons and neutrons, the larger the diameter of the atom. Niels Bohr called these regions where electrons move called electron shafts. According to modern atomic theory, this region is called orbital. There are also some who prefer the term electron clouds for this region. Şimdi isterseniz bu parçayı parça parça Türkçeden okuyarak devam edelim. The particles that make up atoms are protons, electrons and neutrons. Yani atomları oluşturan parçacıklar ya da tanecikler, protonlar, elektronlar ve nötronlardır. Parçacık lafı yerine tanecikler lafını kullanalım. Şuradaki parçacık yerine sevgili dostlarım. The second sentence. The nucleus of the atom is the field of motion of protons and neutrons. Atomun çekirdeği yani merkezi protonların ve nötronların hareket alanıdır. Şimdi burada şöyle bir kavram algısı oluşuyor, onu da söyleyelim. Sanki çekirdek diye bir kabuk var, içerisinde protonlar ve nötronlar hareket ediyor gibi. Oysa ki böyle bir durum söz konusu değil. Orada bir bölge var. O bölgeye elektronlar, protonlar ve nötronlar ne kadar yayılabiliyorsa o bölge yani merkez o kadar büyük olur sevgili dostlarım. Yani bu da tabii ki proton sayısının ve nötron sayısının artmasıyla alakalı bir durumdur. On the other hand, electrons move in areas farther away from this field of motion. Öte yandan, elektronlar bu hareket alanından daha uzak alanlarda hareket ederler. Yani elektronlar bu merkezde değiller, bu bölgenin dışında hareket ederler demeye çalışıyoruz. The diameter of an atom is determined by the motion areas of electrons. Bir atomun çapı elektronların hareket alanları tarafından belirlenir. Yani atomun belli bir çapı var. Onun içerisinde elektronlar ve protonlar veya nötronlar yerleşmiyor değerli dostlarım. Elektronların hareketi ne kadar o merkezden uzaklaşırsa atomun çapı da o kadar büyür. Tabii atomun çapının büyümesinin sebebi proton sayısının ve nötron sayısının artmasıyla da alakalı bir durum. Dolayısıyla biz elektronların hareket alanlarına göre biz atomun büyüklüğünü veya çapını belirleyebiliyoruz. Elektronlar yani belli bir işte biraz sonra konuşacağız. Yörünge gibi, orbital gibi, elektron bulutu gibi, elektron kabuğu gibi belli bir bölge var. Onun içerisinde hareket ediyor gibi bir durum söz konusu değil. Elektronların hareket etme olasılıklarının olduğu bölgelere göre biz atomun çapını belirliyoruz. Bir kere daha altını çizelim. In other words, the farther away electrons are from protons and neutrons, the larger the diameter of the atom. Yani başka bir deyişle, in other words, elektronlar protonlardan ve nötronlardan ne kadar uzaktaysa atomun çapı da o kadar büyük olur. Bohr called these regions where electrons move called electron shafts. Yani Bohr elektronların hareket ettiği bu bölgelere elektron kabukları ismini verdi. Elektron kabukları. Şöyle bir kavram algısı var. Bir, demek ki bir kabuk var içinde elektron var gibi. Hayır efendim böyle bir şey yok. O sadece elektron shell anlamında elektron kabuğu dedi ve elektronların hareketini enerjiye bağladı. Enerjilerinin olmasına göre azlığına veya çokluğuna göre
atomun merkezinin uzaklaşabileceğini veya yakınlaşabileceğini ifade etti. Bohr sevgili dostlarım. According to modern atomic theory, this region is called orbital. These are also some who prefer the term electron cloud for this region. Modern atom teorisine göre de bu bölge elektron kabuğu yörünge yazılmış yanlış. Burası orbital olacak. Yani bu Bohr'a göre. Şunu şuraya alabiliriz sevgili dostlarım. Elektron kabukları yani ve yörünge diyor biliyorsunuz. Modern atom teorisine göre de bu bölgeye biz ne diyoruz? Hemen yazalım. Orbital yani elektronların bulunma olasılığının maksimum olduğu yerler, bulunma olasılığının fazla olduğu yerlere biz orbital diyoruz sevgili dostlarım. Bu bölge için bir de elektron bulutu tabirini kullananlar da var. Elektron bulutu olduğu zaman demek ki bulutumsu bir yapıya sahip elektronlar ve dolayısıyla da elektronlar demek ki buluta benziyorlar gibi bir kavram yanılgısı ortaya çıkıyor. Sakın böyle bir yanılgıya da kapılmayınız değerli dostlarım. Evet, birinci kısmımızı okumuş olduk. Fen eğitimindeki teorik bir konunun İngilizce dokunuşuyla ilgili bir kısım sizlere paylaşmış olduk. İkinci kısmımız, the second topic is about daily life. Chemistry is part of your daily life. You find chemistry in food, air, cleaning agents, any objects you can see or touch. Your body is made up of chemical compounds. Your body is mostly water. The water molecule consists of two hydrogen atoms and oxygen atom. On the other hand, your feelings of love, jealousy, envy, infatuation, and infidelity are the result of chemical messengers such as neurotransmitters. Yes, now in Turkish, kimya günlük hayatınızın bir parçasıdır. Chemistry is part of your daily life. You find chemistry in food, air, cleaning agents, any objects you can see or touch. Kimyayı yiyeceklerde, havada, temizlik maddelerinde görebildiğiniz ve dokunabildiğiniz her nesnede bulursunuz. Your body is made of chemical compounds. Vücudunuz kimyasal bileşiklerden oluşur. Tabii kimyasal olmayan bileşik var mıdır? Lafı şimdi kafamı tırmaladı. Dolayısıyla burada vücudunuz bileşiklerden oluşur desek daha doğru olur. Yani birazcık da herhalde İngilizce'de chemical compounds diye vurguluyorlar. Ama compounds dememiz yeterli. Yani bileşiklerden oluştuğunu ifade etmemiz yeterli sevgili dostlarım. Your body is mostly water. Yani vücudunuz çoğunlukla sudur. The water molecule consists of two hydrogen atoms and an oxygen atom. Yani su molekülü iki hidrojen atomu ve bir oksijen atomundan oluşur. On the other hand, diğer taraftan, your feelings of love, jealousy, envy, infatuation, and infidelity are the result of chemical messengers such as neurotransmitters. Öte yandan aşk, kıskançlık, hasetlik, delilik yani delice aşık olmak, aldatmak gibi duygularımız neurotransmitter dediğimiz kimyasal habercilerin sonucu sevgili dostlar. Aldatma gibi duygularınız nörotransmitterler gibi kimyasal habercilerin sonucudur demeye çalışıyoruz. Dolayısıyla burada kimyanın günlük yaşamda önemli bir yer kapladığını görüyoruz sevgili dostlarım. Evet referanslarımız we have two references and the first one is and the second one is. Yani iki tane referansımız var. Buralardan ulaştığımızı sizlere belirtiyoruz sevgili dostlarım. Evet bugün fen eğitimindeki teorik bir konunun İngilizce'de okunuşunu bir maddenin tanımlık yapısı üzerinden bir de kimyanın günlük yaşamı üzerinden göstermeye veya okumaya çalıştık ve bunların Türkçe telaffuzlarını okuduk. Tabii biz dersimizde mesleki İngilizce dersimizde öğrencilerimizle birlikte bu kavramları tekrar teker teker üstüne geçeceğiz. Önemli kavramların altını çizeceğiz. İşte atom gibi, proton gibi, nötron gibi, elektron gibi veya modern atomic theory gibi, elektron shell gibi bu kavramların üzerinden geçe geçe gidiyoruz sevgili dostlarım. Bunu da ifade etmiş olayım sizlere. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.